Hocam bu pandemi dönemiyle hasta olma korkusu, işte bize bir şey olacak mı, vücuduma destek alayım, daha çok işte vitamin alayım, bu tarz ciddi satışlarda değişimler ve bilip bilmediğimiz bir sürü şeyi almaya başladığımız durumlar olmaya başladı. Bu vitaminler, aldığımız vitaminler işe yarıyor mu diye bir sorumuz geldi. Vitaminler, şimdi vitamin dediğimiz şey aslında vücudumuza çoğunu dışarıdan almamız gereken bir kısmı da vücudumuzun kendisinin yapabildiği ya da depolayıp kullanabildiği şeyler. Öncelikle normal besleniyorsanız ve normal sağlıklı bir yaşantınız varsa yani vücudunuzda bir arıza, böbrek, bozukluğu, karaciğer sıkıntısı bilmem ne yoksa bir kan hastalığınız. Dolayısıyla dışarıdan vitamin almanıza zaten gerek yok. Çünkü bizim sistem hep anlatıyorum insanın fabrika ayarlarında tabiattaki besinlerle, tabiatta karşılaştığımız besleyici nesnelerle zaten kendisini idame ettirecek şekilde kurgulanmış. Ve dolayısıyla normal besinlerden biz zaten bütün vitaminleri alıyoruz. Biraz da işte D vitamini gibi şeyleri güneş ışığına maruz kaldığımızda vesaire alıyoruz. Dolayısıyla çok ekstra vitamine ihtiyaç yok. Ama mesela bir tane ilginç vitamin eksikliği var. Bu da anlattığım zaman insanların pek hoşuna gitmiyor ama mesela B grubu vitamin eksiklikleri, özellikle B6, B12 gibi vitaminlerde. Şimdi genellikle biz bunları et ürünlerinden falan elde etmeye çalışıyoruz ama bazı insanlarda mesela eksiklikleri görülüyor. Eskiden acaba bu eksiklik var mı yok mu diye baktığımızda bu eksikliğin en çok görülmeye başladığı zamanlar özellikle yiyecek sanitasyonunun ve temizliğinin arttığı zamanlar. Biz yiyeceklerimizi iyice yıkayıp temiz vaziyette tüketmeye başladığımızdan beri B grubu vitaminlerde bir sorun yaşamaya başlamışız gibi gözüküyor. Ve bunun da aslında sebebi çok basit. B vitamini toprakta fazla. Biz ıspanağı toprağıyla falan yedikçe aslında B vitamini de alıyormuşuz. Yani bu örneği şimdi avuç avuç toprak yiyin diye anlatmıyorum da. Yani tabiatla ne kadar uyumlu bir sistemimiz olduğunu anlatalım diye. Aşırı temizlik hastalığı, aşırı sterilizasyon hastalığı da bize biraz bazen maliyet çıkarabiliyor. O yüzden mesela makul bir doğal beslenme zaten gayet güzel bütün vitamin ihtiyacımızı karşılar. Ekstra vitamin almak çoğu zaman vücudun depolama fonksiyonu olmadığı için bir israfla sonuçlanıyor. Yani o vitaminler vücudumuzdan bir şekilde atılıyor. Ama daha kötüsü fazla vitaminler vücudun bazı yerlerinde birikim yapabiliyor. Bunlar kimyasal olarak başka maddelere dönüşüp zehirli yahut yavaşlatıcı kimyasallara dönüşebiliyorlar vücut için. Ve bunlar çeşitli dokularda birikiyor ya da bir şekilde uzun dönemde metabolik sorunlara sebep oluyor. Mesela A vitamini gözlere iyi gelir diye devamlı havuç suyu içerseniz havuzun o bölümündeki arkadaşta olduğu gibi hem turuncu olursunuz hem de mesela çalışmalar gösteriyor ki bağırsak kanseri riskini arttırıyor. Şimdi bir ara işte D vitamini için alalım D vitaminimiz düşük o yüzden gerizekalı oluyoruz bilmem ne diye böyle bir söylemler vardı. Bir D vitamini promosyonu başladı. Ondan sonra bu promosyonu yapan arkadaşlarımız bir süre sonra dediler ki dışarıdan D vitamini almak da kanser yapıyor. Yine aynı şey E vitamini için oldu. Bir ara çok kuvvetli antioksidan etkisi nedeniyle yer gök E vitaminiydi. Herkes sabah akşam kürek kürek E vitamini yutuyordu. E vitamini içeren besin listeleri her tarafta geziyordu falan filan. Şimdi anladık ki özellikle tablet formunda alınan yani dışarıdan destek olarak alınan E vitamini de o kadar masum değil. Bu arada antioksidan derken onu da kısaca söyleyeyim. Bizim vücudumuz oksijen yaktığı için oksijenle yanma ve enerji elde etme süreçleri sonunda bazı kimyasal atıklar ortaya çıkar ve bu atıklar vücudumuzdaki özel nötralize edici reaksiyonlarla hapsedilir ya da vücuttan atılır bir şekilde etkisiz hale getirilir. Bunlara antioksidan sistemler diyoruz. İşte glutatyon sistemi falan diye bildiğimiz sistemler bunlardan biri. Mesela piyasada görüyorsun E vitaminleri, glutatyonlar, onlar bunlar antioksidan sistemler diye satılıyor. Fakat bu biraz şuna benziyor. Siz vücuda sürekli bir ülke mesela tehdit altında siz ona sürekli başka ülkelerden asker gönderiyorsunuz, asker gönderiyorsunuz. Ama o dışarıdan askeri göndermediğinizde bir süre sonra kendi ordusu zayıfladığı için düşman işgaline ya da saldırıya ya da terör olaylarına daha açık ve daha yaralanabilir hale geliyor. Şimdi vücut da böyle kendi antioksidan sistemi belli bir düzeyin üzerinde sağlıklı çalıştığında zaten dışarıdan bir şey almanıza gerek yok. Genellikle buna karşı argüman şu, biz bugün o kadar çöp besleniyoruz ki, o kadar toksik madde alıyoruz ki, bunun için bir şekilde vücudumuza işte bir ek vitamin sokmamız lazım diye. Burada temel bir mantık hatası var, çöp gıdayı kesin. Yani daha sağlıklı beslenmeye çalışın, o zaman doğal olarak vücudun vitamin metabolizmasına yerine gelecek. Bu şimdi bugünlerde mesela diş çürükleri ya da diş problemleri insanlarda salgın gibi yaygın. Temel sebebi de işte bu kompleks karbonhidratlar, şekerler, şekerlemeler, işte bu fast food ürünlerindeki karbonhidratlar bunlar dişlerde işte tartar martar yapıyor, diş taşı yapıyor. Şimdi bu olmasın diye efendim bir sürü ilaç kullanmak, şunu yapmak, bunu yapmak yerine şunları yeme. Yani genel tavsiyemiz hep o yönde. Biraz ayarlarımıza uygun yaşadığımız takdirde
Bu tip ek besinleri alma, ek destekleri alma ihtiyacımız ortadan kalkacak. Özellikle bu pandemi dönemi gibi sağlık endişesinin çokça hissedildiği zamanlarda ise yeni bir pazar açılıyor. Bu pazar sağlıklı günlerimizde wellness pazarı olarak genelde geçer. Yani bu kendini iyi hissetmeyle ilgili ürünler, işte uygulamalar, şunlar bunlar. Bir kısmı oldukça faydalı şeyler. Fakat bu sağlık bozma riski olan günlerde, işte salgın ya da her kış döneminde falan da olur. Yani kış geliyor, aman işte bilmem ne pastili alın, boğazınızı koruyun falan gibi. Böyle nevzuhur ihtiyaçlar ortaya daha çok çıkıyor. Ve bu ihtiyaçlar da insanları bunları tüketmeye sevk ediyor. Ya bir tek şunu bilelim. Yani bir arabanın benzin deposunun alacağı benzin belli. Ben uzun yola gideceğim ya da zorlu bir yola gidiyorum diye bagajı, arka koltuğu, motorun içine her tarafı benzinle doldurmak ne kadar mantıklıysa hababam, debabam, vitamin suplementleriyle kendinizi tıkıştırmak da o kadar mantıksız. Vücuda genellikle yükten başka bir şey yapmıyor. Dışarıdan mesela almamız gereken vitaminlerden bir tanesi C vitamini, örnek olarak vereyim. Bunu biz vücudumuzda yapamıyoruz. Ve biz bunu genellikle işte bitkisel kaynaklardan şuradan buradan almamız gerekiyor. Eskiden denizcilerde işte o iskorbit diye bir hastalık var. Böyle diş etlerinin çekilmesine falan sebep olan hastalık. Onlar sürekli böyle deniz ürünü falan yediği için C vitaminsiz kalıyor. Bayağı da böyle vücudu sıkıntıya sokan bir hastalık. C vitamini dokularımızı birbirine bağlayan işte kolajen falan dediğimiz proteinlerin yapılmasında bir koenzim. Yani o proteinlerin inşaatında yardımcı olarak görev alıyor. Eğer C vitamininiz eksikse o yardımcı olmadığından bu işte bağ dokular yenilenemiyor. Bunun içinde ciğer, ağız mukozası vesaire bir sürü yerimizi etkileyen, vücuttaki dokuları etkileyen yaygın sorunlar yapabiliyor. Ama ve lakin yani günde bir öğünde yiyeceğiniz şöyle bir iki tutam maydanoz bu işi halleder. Ya da ne bileyim turp murp falan filan gibi şeyler yiyorsanız, işte çayınıza limon sıkıyorsanız atıyorum. Biraz böyle turunçgillerdir, portakaldır bunlarla meşgulseniz zaten yeterince C vitamini alıyoruz. Ben şimdi görüyorum mesela yüksek doz C vitamininin kanseri önlediğini dair bazı raporlar vardı. Bundan dolayı günde böyle bilmem kaç yüz miligram öldür öldür C vitamini içmeye başlayan insanlar oldu. Şimdi bunun uzun dönem etkisini bilmiyoruz, ne yaptığını bilmiyoruz ama bu deneylerde rapor edilen şeyler laboratuvar koşullarında çok özel şartlarda çok yüksek doz böyle bombardıman şeklindeki vitamin uygulamalarının etkilerini rapor ediyor aslında. Ama bizim vücudumuzda tek bir faktör, tek bir vitamin, tek bir kanser tipi bilmem ne yok ki. Yani vücudumuzda ne olduğunu bile bilmiyoruz. Biz aslında dışarıdan aşırı miktarda vitamin alarak dengeyi bozuyoruz, farkında değiliz. Vücudun sağlıklı haline homeostazi diyoruz. Nedir o? İç ortamın belli bir sabit değerde tutulması. Vücut sıcaklığımız 37 derece civarı. Şimdi AVM'lere falan girerken niye ateş ölçüyorlar? Eğer 37'nin bilmem üstüne çıkarsa enfeksiyon riski var. Çünkü bizim iç ayarımız orada sabit tutulmalı. Kan testi yaptırıyorsunuz. Kan hücrelerinizin desilitredeki sayısı, bilmem işte HDL, LDL, kolesterolünüz, ALT, AST enzimleriniz bir sürü liste çıkıyor orada. Onların karşısında da normal düzeyleri var. Vitaminler içinde böyle vücutta bulunması gereken normal düzeyler 3 aşağı 5 yukarı çalışılmış. Kişiler arası çok değişim gösterse bile vücudun bu hikayesi bize ne anlatıyor? Bizim vücut yani bütün canlı vücutlar İç ortamını dengede tutmak üzere ayarlanmıştır. En önemli sağlık bilgisi şudur. Sen dengeyi bozmaz isen ortalık cennet olur. Bu kadar basit. Dengeyi bozmamak için de dengeyi anlamak lazım. Diyorlar ki bu saatten sonra fizyolog mu olalım? Vallahi dünyanın politik sorununu, dolar fiyatını, politik gidişatı, ülkede seçim mi oldu, Amerika'da işte Trump'ın saçı sağa mı yattı, sola mı yattı bunu takip ettiğimiz kadar biraz da temel fizyolojimizi anlasak, temel ayarlarımızı anlasak ya bunun için isterseniz insanın fabrika ayarlarını okuyun, ürün yerleştirme. İsterseniz insan vücudunun öyküsü var mesela Daniel Lieberman'ın, onu okuyun. Ya bir tane böyle bir derli toplu bir şey okuyup vücudun dengeyi nasıl kurduğunu, neye göre ayarlandığını anladığımızda dışarıdan bir şeyler yiyerek sağlıklı olmaya çalışmanın ne kadar hani zor ve dolaylı bir çaba olduğunu anlayacağız. Ağızdan bir şey alarak sağlıklı olmakla ilgili bir tek şey söyleyebilirim. Ne kadar az malzeme girerse o kadar iyi. Az yiyelim, az tıkıştıralım. Bir destek, meslek almaya hiç ihtiyacımız kalmaz. Fazladan aldığımız her şeyin denge bozacağını da unutmayalım. Hocam bu konuda bir kitap daha var. Benim çok hoşuma giden Darwin'le Akşam Yemeği evet, diye. Evet. Gerçekten çok güzel. Darwin'le Akşam Yemeği'ni de tavsiye ediyorum. Bulursanız tavsiye ediyorum. Hani hocam zaten konuştuğum şey üzerine bu yeme içme davranışlarının evrimi nasıl bu hale geldik? Şu anda ne tüketiyoruz? Bunların üzerine çok güzel bir kitap. Bu konuda bilgilenmeye de yardımcı olur. Bu arada kitap önerisi isteniyordu bugün yorumlardan onu da vermiş olalım. İnsan vücudunun öyküsü dedik, Darwin'in akşam yemeği dedik. Bugünün önerisi bunlar olsun. Bir de insanın fabrika ayarları dedik. Üçüncüsü geliyor bak.
Bu ayın sonunda insanın fabrika ayarları 3. cilt sınırları aşmak geliyor. Size muhtemelen sınırları aşmakla birlikte bir sürprizimiz olacak. Bakalım şimdi spoiler vermeyeyim ama değişik bir sürprizle karşılaşacaksınız. Göreceğiz efendim. Ekim ayı ortalarına doğru bir rock'n'roll bir durum olabilir. Ben de merak ettim. Ben bilmiyorum sanırım. Tanı çaktırmadan sonra söylerim. Tamam hocam yaşasın.